Herkese esenlikler, değerli insanlar. Bu videomuz biraz uzun, kusura bakmayın. Katlanacaksınız yani. Çünkü konu çok önemli. Anlatacağız arkadaşlar. Rum suresinin 1, 2, 3, işte 4 neyse Rum suresindeki mucizeyi anlatacağız. Önce şunu bir belirteyim yalnız. Dikkat edilmesi gereken bir husustur bu. İslamcılar Kur'an ayetlerinin hangisi aklı ve mantığı zorluyor ise, hangisi çağımıza uygun değilse, hangisi bilime ters düşüyorsa onları güzelce seçmişler ve bu ayetler üzerinde insanlar fazla düşünmesin diye onları bir mucize gibi İnsanlara böyle şey yaparak kelime oyunlarıyla, cümle değişiklikleriyle, tarih oyunlarıyla insanların kafasına burada bir mucize varmış imasını oluşturmaya çalışırlar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani siyasal İslamcılar eğer bir ayet üzerinde fazla duruyorlarsa bilin ki o ayette bir sakatlık var demektir. Bunlardan bir tanesi de işte Rum suresi. 1, 2, 3, 4 ayetleri. Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki Rumların Sasanilere önce yenildiğini, daha sonra peygamberin ileride bunu yeneceğini söyledi. Bunu da bildi. Böyle oldu. İşte size bir mucize. İşte Kur'an gelecekten haber veriyor diyorlar. Bunu profesör de diyor. Bunu hiç Kur'an okumamış. Kur'an'dan bir haber insanlar da söylüyor. Ayeti bir okuyalım arkadaşlar önce. Bakın şimdi. Tefsirini, mealini bir okuyalım. Sonra tefsirine geçeceğiz. Birinci ayet. Elif lam mim. Ben bundan bir şey anlamıyorum zaten ama her ayetin başında, çoğu ayetin başında var bu ayet. Her surede var birinci ayet olarak. Ama ne anlama geldiğini işte hurufu mukatta diyorlar buna. İşte siz de hurafa diyebilirsiniz yani buna. Nedir yani? Anlamı olmayan şey. Hurufu mukatta. Hurufu mukatta ise kardeşim, İnsanlara ne mesaj vermek için gelmiş bu ayet? Bir açıklayın. Yani diğer ayetlerin Türkçesini karşısına yazıyorsunuz. Bunu ne yazmıyorsunuz? Geçtik onu. 2 ve 3, 4. ayetler. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler diyor. İşte bu bir mucizedir diyorlar arkadaşlar. Bakalım gerçekten mucize mi? Şimdi ayeti tek tek 2 ile 4, 5'i hep beraber meal ederler. Dikkat edin tek tek meal etmezler çoğu. Dördünü de birden meal ederler. Orada bir oyun var. Onu yaparlar. Mesela şimdi okudum bak. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Böyle başlıyor. Mealler böyle başlıyor. Aslında birinci ayet Elif Lam Mim. Geçtik. İkinci ayet Rumlar yenildiler. İkinci ayette bu arkadaşlar. Rumlar yenildiler. Üçüncü ayet bu yenilgilerinden sonra en yakın bir yerde birkaç yıl içinde galip gelecekler. Üçüncü ayette bu. Niye birleştiriyorlar bunu? Bakın şimdi bir örnek vereyim. Eve geldim, yemek yedim. Üç tane kelime var burada. Bakın işte. Eve geldim, yemek yedim. Ne demektir? Evde yemek yediğimi anlatıyor. Peki şöyle çevirirsem bunu. Yemek yedim, eve geldim desem. Evde yemek yemediğimi anlatıyor.
Eve gelmeden önce yemek yemediğimi anlatıyor. Tamamen zıt, değil mi? Ama aynı kelimeler. Kelimeler aynı. Burada da öyle. Kelimelerin yerini değiştirdiğin zaman anlam birçok değişir. %100 değişir. İkinci ayette diyor ki Rumlar yenildi. Bitti. Üçüncü ayette diyor ki yakın bir zamanda diye meal ediyorlar. Oralara geleceğiz. Yakın bir zamanda onlar yani Rumlar Sasanileri birkaç yıl içerisinde yenecekler. Bu da işte bildiği mucize diyorlar. Dediğim gibi Kur'an'ı hiç okumayan da buna mucize diyor. Güya Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışan profesörler de buna mucize diyorlar. Bunlardan bir tanesini benim çok sevdiğim, kendisini takip ettiğim bir profesör arkadaşlar. Bunu bir dinleyelim. Bakın şimdi profesörümüz ne Dünyadaki diyor? neyin olduğuna bakmanız mesela bununla ilgili bir örnek. En son biz neye bakıyorduk hocam? Hocam bu Kur'an-ı Kerim'de gelecekle ilgili Ha verilen gelecekle ilgili. haberlerden. Ha. O mesela Kur'an'da şeyler var. Mesela Peygamberimizin döneminde de insanların tanık olduğu. Mesela Rum suresinde var. Rum'un mağlup olduğu geçiyor. Rum suresinin ilk ayetlerinde. Kısa bir süre sonra onların mesela galip geleceği ifadesi var. Buradaki kısa süre ifadesi. Şimdi Arapçada tekillik için özel tekil formda oluyor kelimeler. İkilik için ikilik takıları var. Ondan büyük için ayrı bir takı şekli olabilir. Yani buradaki takı şeklinden yani o Arapça ifadenin kendisinden 3 ile 9 sene arasında olması gerektiği gözüküyor. Yani burada birkaç yıl içinde geçen ifadenin Arapçası o yüzden 3 ile 9 arası anlaşılacak şekilde bir ifade. Yusuf suresinde de aynı ifade yer alıyor. Hazreti Yusuf'un zindanda kalma süresi olarak da aynı ifade yer alıyor orada. Ondan Evet. bahsediyor. Ve burada da görüyoruz yani Peygamberimizin döneminde işte mağlup oldu. Şimdi dikkat edin. İki tane ülke mağlup olduğunda mağlup olan perişan olur genelde. Yani geri kalan onu iyice güçsüzleştirmeye çalışır ülke. Ve yani mağlup olan bir ülkenin kısa bir süre sonra galip geleceğini söylemek gerçekten zor bir şey. Genelde insanlar da bir savaşta iki ülke mağlup olduysa o savaşın hemen ertesinde o mağlup olan ülkenin yani bir daha mağlup olacağını düşünürler. Zaten yani güçlü olsa zaten yener. Bir de mağlup olunca zaten evvelki gücünün de bile gerisine gitmiş. Yani mağlup olmuş bir ülkenin yeniden kazanacağını söylemek oldukça zor bir şey. Bir de böyle bir şey söylüyorsunuz. 3 ile 9 yıl arasında anlamına gelecek bir kelime. Yani yıllar hemen geçiyor. Evet. Rum mağlup olmasa ne olacak orada? Belli bir süre... Şimdi arkadaşlar diyor ki o dönemde diyor Peygamberimiz diyor çok zor olan bir şeyi bildi diyor. Neyi bildi diyor? Rumların tekrar galip geleceğini bildi diyor. Burada hemen şunu bir hatırlatma yapayım. Bu bir mucize değildir. Şimdi birkaç arkadaş otursak bir maç seyretsek diyelim ki kupa maçını seyrediyoruz. Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Ben diyorum Galatasaray yenildi. Ben diyorum ki gelecek maçta yani rövanşta Galatasaray bu maçı kesin alır diyor. Ve bir hafta sonra maç oluyor. Galatasaray maçı alıyor. Şimdi ben mucize mi yaratmış oluyorum? Aynısı arkadaşlar. Bilakis mucize yaratmış olmuyorum çünkü iki seçenek var. Savaşlar da aynı maçtır işte. İki seçenek. Ya galip ya mağlup. Başka seçeneği yok. Mağlup olur deseniz de %50 şansınız var. Galip gelir deseniz de %50 şansınız var. Bir. Yazdık bir tarafa. Sayın profesörüm, devlet, ulusal devlet ve imparatorluklar arasında fark var. İmparatorluklar dört bir köşede, dört cephede savaş edebilir. Bir tarafta kaybederken bir tarafta kazanabilir. Daha sonra orayı tekrar elde edebilir falan filan. Osmanlı da keza doğuya ilerlerken değil mi? İran tarafını fazla ilerleyemiyordu. Biraz içeri giriyordu, geri çıkıyordu, geri gidiyordu, geri çıkıyordu. O geri çıkmasında İranlıların Osmanlıları yendiği anlamına gelmiyordu. Bu bir. İki. İki bu iki. Yani devlet de ulus devletle bugün günümüzdeki devletlerle imparatorluğu birbirine
karıştırmayalım sevgili profesörüm. Evet arkadaşlar. Diyorlar ya bize hani şimdi nazil sebebi, nuzul sebebi neyse oraya bakmamız gerekir, araştırmamız gerekir. Hangi olay üzerine bu ayet inmiş, bu sure inmiş onu bilmemiz gerekir derler değil mi? İşte oraya gideceğiz şimdi. Bakacağız. Niçin inmiş? Evet, iniş sebebi. Bu kaynaklar, kendi kaynakları açıklama bölümüne, hepsini bölümüne yazacağım arkadaşlar. Tarihçilerin ve siyercilerin iniş sebebini okuyorum şimdi. Tespitine göre Bisset'in 5. yılında yani milattan sonra 613'te Mecusi olan İranlılarla Hristiyan olan Romalılar savaşmış ve İranlılar üstün gelmişlerdi. O sebeple putperest Araplar kendileri gibi putperest aynı zamanda ateşperest olan İranlıların zafer sağlamasına sevinmiş, Müslümanlar da kitap ehli olan Hristiyanların yenilgiye uğramasına üzülmüşlerdi. Aynı zamanda Mekkeli müşrikler bu zaferi bir ölçü ve kıstas mahiyetinde değerlendirip kitap ehlinin hep böyle yenilgiye uğrayacağını iddia ediyorlardı. Yukarıdaki ayetlerle, bakın arkadaşlar, yukarıdaki ayetlerle, hangi ayetler onlar? Rum suresi 1-2-3 ayetler. Ayetlerle birkaç yıl sonra Romalıların İranlıları yeneceği bir mucize anlamında haber verilerek müminlerin üzülmesine gerek olmadığı hatırlatıldı. Müminler üzülmesinler Rumların yenildiğine, birkaç yıl sonra onları yenecekler diyor. Allah destek çıkıyor Rumlara. Neden? Diyor ki Rumlar kitap ehli. Öbürleri putperest. Ateşperest, putperest. Bundan dolayı diyor Mekkeli müşrikler sevindiler bu olaya. Müslümanlar ise üzüldüler. Müslümanların üzülmesine gerek yok. Onlar gelecekte birkaç yıl içerisinde yenilecekler diyor. Profesörümüz ne dedi? Birkaç yıl demek dedi. Arapçada işte dedi şöyledir böyledir falan filan bir sürü laf ebeli yaptıktan sonra 3 ile 9 sene arası demektir. Şimdi o 3 ile 9 senesinin nereden geldiğine bakacağız arkadaşlar biraz sonra. Tarihi aklımızın bir köşesine yazalım. Nuzul sebebi bu. Yani nazıl sebebi. Yani iniş sebebi. Ayetin iniş sebebi nazıl demek gökten inmek demek. 613. 613. 613'te hangi savaş olmuş arkadaşlar? Hemen notlarımıza bakıyoruz. Antakya Savaşı. Antakya Savaşı Sasanilerle Rumlar arasında olan savaş ve burada Rumlar kaybediyor. Bundan dolayı da ayet nuzul oluyor. Ve bunu bize diyorlar ki işte mucize budur. Birkaç yıl sonra Rumlar tekrar gelecek. Birkaç yıl demek de 3 ile 9 yıl. Peki bu nereden geliyor? Şimdi bir de ona bakalım arkadaşlar. Bu işe tarihi olay diyorlar Müslümanlar işte. O olay neymiş? Bir de onu okuyalım. Yukarıda belirttiğimiz gibi milattan sonra 613'te kitap ehli Romalıların mecusi olan İranlılara yenilmesi putperest müşrikleri sevindirmiş, Müslümanları ise üzmüştü. Çünkü İranlılar da bir bakıma putperest idiler. Buraya dikkat edin arkadaşlar. İranlılar putperest idi. Onun için Müslümanlar İranlıların yendiğinden dolayı üzgün. Allah'ları da üzgün, peygamberleri de üzgün. Biraz sonra oraya bir nokta koyacağım.
Şimdi Hristiyanlar da Müslümanlar gibi kitap ehliydi. Bu bakımdan aralarında müşterek bir bağ mevcuttu. Duruma üzülenlerden biri de Ebu Bekir Sıddık idi. Yukarıdaki ayet inince üzüntü sevince döndü ve bu sırada Ebu Bekir Sıddık müşriklerin geri gelenlerinden Übey bin Halef ile karşılaştığında Übey aynı şeyleri tekrarlayıp durdu. Sonra da onunla Ebu Bekir arasında şu konuşma geçti. Ebu Bekir birkaç yıl sonra İranlılar Romalılara yenilecektir. Çünkü bu haberi Allah Resulü ve Allah bize bildirdi. Übey yalan söylüyorsun. Ebu Bekir asıl sen yalan söylüyorsun. Übey öyleyse bahse gider. Kumar oynuyorlar. Bakın arkadaşlar Ebu Bekir'le Übey kumar oynuyor. Übey 10 deve üzerine. Ancak kaç yıl sonra bunun gerçekleşeceğini ben öğrenmek istiyorum der Ebu Bekir. 3 yıldır. 3 yıl. Yani 613-616'da Rumlar tekrar yenecektir. Kumarın diyor işte o zamanlar diyor şey yasak değildi kumar diyor. Tabii orada bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bu bahsi Ebu Bekir söz ettiği bu bahsi yani gitti diyor Resulullah'a anlattı. Peygamber'e anlattı diyor. Resulullah Efendimiz ona ya Ebu Bekir 3 yıl ile 9 yıl arası bir sayıyı ifade eder. Yani diyor ki Kur'an-ı Kerim bidissin diyor dedi. Bidi 3 yıl ile 9 yıl anlamına gelir dedi. Sen git. Bakın arkadaş peygamber de arkadaşlar peygamber de kumar oynuyor. Sen git deveyi yüze çıkart. Deveyi yüze çıkart. Bahsi yüze çıkart. Ve 9 yıldı diyor. 9 yıl sonra Rumlar galip gelecek de diyor. Deveyi de yüze çıkart diyor. Geliyor. Geliyor. Übey'e diyor ki arkadaş diyor 100 deve bahsine giriyorum seninle ve diyor 9 yıl süre veriyorum. 9 yıl içerisinde. Çünkü birkaç yıl demek 9 yıl demekmiş Arapçada. Bizim profesörümüz nereden öğrenmiş şimdi bu 9 yılı peki? Buradan öğrendin değil mi? Hadisten öğrendin. Hadisi inkar et. Ayetler de hadisle açık. Ne güzel şey. Kumar oynandı. 9 yıl. 613 yılında bahse girildi. Ayet indi. 613 yılında. Bu rakam çok önemli arkadaşlar. Tekrar edip duruyorum. Deli gibi de. Yani önemli olduğu için tekrar ediyorum. Bahse girildi. 613 yılında ayette geldi. Yani demek ki sebebi buymuş. Kumar da oynandı. 100 deve üzerine. Şimdi 9 yıl koyduğumuz zaman 613'ün üzerine ne olur arkadaşlar? 622. Peki öyle belirgin bir yenilgisi var mı 622'de? Rumların galipliği, galip gelmesi, Sasanileri bitirmesi gibi bir savaş var mı 622'de? Yok. Bunların iddia ettiği savaş hangisi? Ninova Savaşı arkadaşlar. Ninova Savaşı. Ne zaman oldu? 627'de. 627'de. 627, 613 arasında ne var? 14 yıl. Şimdi geliyoruz bir hadise yine. Sağlam Kutub-ı Sitte'den alınan bir hadis. Aynı zamanda Ebu Said'in aktardığı ve Tirmizi'nin hadislerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Tirmizi'nin bu aynı zamanda da Rum Suresi tefsir bölümünde geçer. Bedir günü, iyi dinleyin arkadaşlar şimdi. Bedir günü Rumlar İranlılara galebe çaldı.
Şimdi bu kalebe çaldı, niye Rumlar galip geldi, yendi demiyorlar bu şeylerde, onu da anlamış değilim. Tabii kalebe çalmak demek kesin yenmek demek, zafer kazanmak demek. Ne diyor bakın? Bedir günü, Bedir günü Rumlar İranlılara galebe çaldı. Yani kesin yendi, zafer kazandı. Bu zaferden müminler de sevindi. Bunun üzerine şu mealdeki ayetler nazil oldu. Arkadaşlar bakın, ayet nazil oldu diyor. Ayet ne zaman nazil olmuştu? 613 yılında. Müslümanlar üzülmesin Rumların yenilgisine diye, değil mi? Burada ne diyor? Burada da diyor ki bunun üzerine şu mealdeki ayet nazil oldu. Büyük harflerle söylüyorum arkadaşlar. Ne a z ile gökten indi demek. Sakalım başında öyle deyince. Kendimi şeyin yerine koydum. Yani profesörümüzün yerine koydum. Hafiften sakalım kaşındı yani. Bunun üzerine şu meal ayet nazil oldu. Kaynak Tirmizi, Tefsir Rum. 3190. Şimdi arkadaşlar, buradaki başka bir komediye, başka bir çelişkiye dikkat çekmek istiyorum. Onu gördük artık. Bakın diyor ki Bedir günü Rumlar İranlılara galebe çaldı. Galip geldi. Onları yendi diyor. Diyor ki bu ayet diyor, işte diyor nazil oldu, indi, o gün indi diyor. Ayet ne diyor? Rum suresinin ikinci ayetine diyor, Rumlar yenildi diyor, yenildi. Rumlar yenildi diyor. Burada diyor Bedir günü Rumlar İranlılara galebe çaldı. Ben daha nasıl anlatayım bunu? Ayet diyor ki Rumlar yenildi. Peygamberin hadisine baktığımız zaman ki Tirmizi'nin Kutubu Sitte hadisi aynı zamanda da ayetli hadis. Ayetin niçin nüzul olduğunu anlatıyor. Hem burada hem orada. Orada anlatırken 613 yılında Müslümanlar üzülmesin diye Rumların yenileceğini söyleyen mucizevi ayetler geldi diyor. Burada da ne diyor? Bakın arkadaşlar, Bedir günü nazil oldu. İranlılar Rumları yendi diyor. Bedir ne zaman oldu? 624'te oldu. Peki Ninova Savaşı kaçta oldu? 627'de oldu. 627. Gördük mü arkadaşlar mucizeyi? Başka bir mucize daha şimdi. Aynı ayetlerde, aynı cümleler içerisinde geçen başka bir mucize daha. Şimdi buradaki Rumlar yakın bir yerde diyor ya, hep öyle çeviriyorlar. Orada geçen Arapça kelimenin anlamı dünyanın en alçak yerinde anlamına gelir. En çukur, en alçak yerinde gelir. Öyle öyle manası var yani o kelimenin. Şimdi Google'a falan verin veya Araplara sorun veya sözlüğe bakın arkadaşlar. Orada geçen yakın bir yerde kelimesini alın, sorun bu ne demektir deyin. Arapçası yani böyle meal ediyorlar. Yakın bir yerde diye meal ediyorlar. Onu sorun, dünyanın en çukur yeri, yeryüzünün en çukur yeri anlamındadır orası. Ama savaş, bakın kaybettikleri savaş Antakya Savaşı 613, kazandıkları savaş 627 Ninova. Bu her iki savaşın olduğu yer ne Antakya ne de Ninova. Ninova nerede? Şam'ın yanında bir yerde, en dünyanın yani yeryüzünün en alçak bölgesi değil. Ninova'da değil, Antakya'da değil. Neresidir? Dünyanın en alçak bölgesi, en çukur bölgesi Lut Gölü'dür. Lut orasıdır en çukur yer. O nerede? İsrail'le bilmem şeyin arasında.
Şimdi en yakın yer diyorlar ya, Araplara en yakın olan yerde yenilecek. En yakın. Böyle de çevirseler, o kelimeyi saptırıyorlar. En çukuru saptırıyorlar. Çünkü savaşlar Lut Gölü de değil. Orada olmadı. Lut Gölü kenarında olmadığı için bunu o şekilde meal ediyorlar. Diyorlar ki Araplara en yakın. Yani Mekke Medine'ye en yakın olan yerde yenilecekler ya da yenecekler. Eğer orada yenilecekler ise en yakın yer, bugün dedikleri yer, yenildikleri yer Ninova. Ninova, açın bakın Google'dan arkadaşlar. Vurun oraya Ninova, kaç kilometre Mekke'ye, Medine'ye, şuraya buraya? 1900-2000 kilometre. Şimdi 1900-2000 kilometre eğer en yakın yer diyorsanız orasına ben bir şey demiyorum. İşte bir mucize de bu. En yakın yer demek 1900-2000 kilometre. Şimdi bunu en yakın yerde yenilgiye uğradılar diye de çevirseler, demin dedim yani. Evde yemek yedim veya eve gelirken, eve gelmeden yemek yedim meselesi gibi. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar deseler de, o yenilgiye uğradıkları yer Ninova, yine en yakın yer değil. En çukur yer dese bile orada savaş olmadı. Nereye giderseniz gidin, hangi tarafa dönerseniz dönün, ne tarafa fırıldarsanız fırıldayın, kaçışınız yoktur. Eğer ki biz ve o kandırdığınız insanlar azıcık düşünürler ise. Azıcık düşünürler ise. Şimdi bir insan şunu sormaz mı ya? Rumları peygamber destekliyor, Müslümanlar destekliyor, Allah destekliyor. Neden? Ehli sünnettir diye. Ehli kitaptır diye. Hani onların kitabı değiştirilmişti? Hani onlar yoldan çıkmıştı? Hani onlar sapmışlardı? Nasıl oluyor da onları destekliyor? Peki bunları desteklerken yine aynı Roma İmparatorluğu'na bağlı bir ordunun, Ebrehe komutasındaki bir ordunun Kabe'deki putları yıkmaya gelir iken neden putları koruyor da bu sefer de Ebrehe karşı ebabil kuşlarını silahlandırıyor, onun ordusunu yok ediyor? Bu da bir çelişki değil mi arkadaş? Yani bir tarafta hani Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmazdı? Eğer Rumları ehli kitap olduğu için destekledi, putperestleri perişan ettirdi, yendirdiyse neden Ebrehe'nin ordusunu helak etti? O da putperestlerin putlarını kırmaya geliyordu. Neden böyle düşünmüyorsunuz? Nerede bunun mucizesi? Tarihler yanlış, yerler yanlış, olay yanlış. Bize mucize diye bunları yutturuyorlar. Yutturuyorlar da. Yutturuyorlar da. Laf ebeliğine getirip, cümleyi değiştirip, kelimeyi yerinden sökerek, başka yere ekleyerek yutturuyorlar. Şuraya bakar mısınız? İkinci ayet normal. Rumlar yenildi. Bunlar 2, 3, 4, 5'i birden meal ediyorlar ve Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Yakın bir yerde kelimesi 3. ayette geçiyor. 3. ayette geçtiği için de yakın bir yerde kazanacaklar anlamına gelir. Çünkü kazandıkları yer de yakın değil, daha uzak yani. Ninova Savaşı, Ninova daha uzak. Evet arkadaşlar, şuraya bakıyor musunuz? Şunu görüyor musunuz? Dediğim gibi onlar hangi ayetin üzerinde fazla duruyorlarsa, hangi ayeti insanlara mucizeymiş, bilmem neymiş işte gibi yutturmaya çalışıyorlarsa o ayette sakatlık var, o surede sakatlık var. Fatiha da bunlardan bir tanesi. Bakın Fatiha mesela sadece insanın Tanrı'ya yakarışı ya. Bir dua. Onu getirdiler, Kur'an'ın kalbi diyorlar işte, her yerde onu okuyorlar. Fatiha, El Fatiha, El Fatiha. Mezarda, şurada, burada, düğünlerde, evliliklerde, yemeklerde, cenazelerde, her yerde. Neden? Fatiha Tanrı kelamı değil ki. Fatiha insanın Tanrı'ya yakarışı. Eğer o Tanrı sözüyse o Fatiha bir insandır. Onun da Tanrısı var. O da oraya yalvarıyor. Bunlar böyle arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların mucizelerine dikkat edin. Bunların mucizeleri kendilerini ele veriyor.
kendilerini ele veriyor. Yani bunun ilahi bir kitap olmadığını açığa çıkartıyor. Bütün mucizeleri, bakın Firavun konusundaki mucize. Yalan. Yok öyle bir şey. İşte iki denizi salıverdi diyor. Hangi iki deniz ya? Yan yana olan iki deniz var mı dünyada, yeryüzünde? Birinin suyu tatlı içilebilir diyor. Birinin suyu, deniz suyu. Denizden bahsediyor. Irmaktan bahsetmiyor. Bazıları ırmağın işte denizlere karıştığı yeri falan resimlerini çekiyorlar, gösteriyorlar falan. Denizden bahsediyor. İki denizi diyor yan yana saldık. Birinin suyu tatlı, içersiniz ondan. Öbürünün suyu tuzlu diyor. İçilebilecek suyu olan deniz var mıdır yeryüzünde? Bunların mucizelerini çok güzel araştırmamız lazım. Çünkü mucizeleri kendilerine ele veriyor. Evet arkadaşlar, bu da böyleydi. Şimdi bu kaynakları zaten verdim de yine şeye de yazacağım, yani açıklama bölümüne de yazacağım. Devam ediyoruz yayınları arkadaşlar. Yalnız bir ricam var. Gerçekten çok müthiş saldırıyorlar. Bilhassa bizlere, bizi takip eden arkadaşların, örneğin bizim sesimiz, canlı sesimiz nerede? GİKTV'de değil mi? İbrahim Atabey'in kanalında. İbrahim Atabey'in hem şahsına saldırıyorlar, hem o kanala çıkanlara, o kanalı yaşatmaya çalışanlara, Hüseyin'e, İlyas'a, bana, bizim kanalla bir ilişkimiz yok ama biz istiyoruz ki o kanaldan herkes sesini gelsin, duyursun. Yani kendisine aydınım diyen, kendisine bilim insanıyım diyen, kendisine bu milleti bu çukurdan, bu bataklıktan kurtaracağız, insanları aydınlatacağız diyen herkese çağrı yapıyor İbrahim. Ama buna rağmen saldırıya uğruyor sürekli. Destek olunması gerekiyor. Arkadaşlar, destek çıkılmadığı sürece söner gider. Paylaşacaksınız. Bol bol paylaşacaksınız. Beğeni atacaksınız. Alttaki yorumları akla dayandıracaksınız. Kur'an ayetlerini vererek, hadisleri vererek o küfürle giren Müslümanları bile dönüştürmeye çalışacaksınız. Bu şekilde yardımcı olacaksınız. Bakın içerimize giriyorlar. Kendisini bir müddet ateist, deist gibi gösteriyor. Ondan sonra Kur'an'ı savunmaya çalışıyor. İslam dinini savunmaya çalışıyor. Bize karşı. Başka argümanlar kullanarak bize saldırmaya çalışıyorlar. Bunun farkında iyi olun. O milleti seven insan gelir, bizi, biz Türkleri, aynı zamanda Kürtleri tabii, onlar da bu işin içerisinde, onlar da İslam bataklığının içerisinde, bizi geri bıraktıran şey budur. Bizim sömürülmemize yegane sebep dincilik ve ırkçılıktır. Dincilik ve ırkçılık. Bunun ikisinden soyutlanmamız gerekir. Bunun ikisini hendek atlar gibi atlayıp aşmamız gerekir. Arkamızda bırakmamız gerekir. Yoksa bu işten kurtulamayız. Çünkü bu işin savunucusu çok. Bu işte sömürü var. Bu işte para var. Şimdi kalksam da Caner Taslaman gibi İslam'ı savunsam, ayetleri savunsam, onların mucize olduğunu savunsam, bu konuda videolar yapsam, bu konuda Facebook'ta şurada burada yazsam, bu konuda gittiğim yerde demeç versem veya seminerler yapsam para kazanacağım. İnsanları soyacağım ya, insanları soyacağım. Şimdi böyleleri de var. Kendisini ilahiyatçıymış gibi, İslam savunucusuymuş gibi, Müslümanmış gibi gösterip insanları soyanlar var. Bir de maskeliler var. Ateistmiş gibi, deistmiş. Bazen yazıyorlar ya, yorum atıyorlar. Ben deistim ama sen şu konuda yanlışsın diyor. Mesaj vermek istiyor Müslümanlara. Bizim yanıldığımızı söylüyorlar. Müslümanlara mesaj veriyorlar aslında. Yok işte bilmem ne düşmanıymış da, şu Kürt düşmanıymış, yok Türk düşmanıymış, yok ordu düşmanıymış falan gibi alçakça iftiralar atıyorlar. Yer yer bunu yapıyorlar.
Resimlerimizi çıkarttılar. Abdullah Öcalan'la beraber resim koydular yan yana. Kendisine işte bilmem ne Müslümanım diyenler, şunu bunu diyenler ya. Onun için GİK TV'ye sahip çıkmamız gerekiyor. Orayı genişletmemiz gerekiyor. Yayına katılmamız gerekiyor. Herkes kafasındaki şeyi söylesinler. Sorular sorsunlar arkadaşlar. Orayı kürsü haline getirelim. Şöyle vıcır vıcır kaynatalım. Ondan sonra bu saldıranlar yani GİK TV'ye ve aynı zamanda İbrahim Atabey'in şahsına saldıranlar geri adım atacaklar. Bakacaklar ki zırhlanmış, güçlenmiş, sesi duyulmuş. Biz de varız diyoruz. Bu seviyeye geliyoruz. İşte o zaman onlar daha da çok böyle salyalarını akıtacaklar. Daha çok saldıracaklar. Veya defolup gidecekler. Ben buna inanıyorum. Ama desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Desteklerken sizden maddi bir şey istemiyoruz. Kendinizi rizikoya atın demiyoruz. Başka isimler altında zaten hesap açılabiliyor. Sadece videolarımızı paylaşın. Beğeni atın. Örneğin GİK TV'deki programlarda izleyin. Yorumlar yazın. Sorular sorun. Daha çok insan gelmesi için katkıda bulunun. Tanıdıklarınıza söyleyin. İzleyici sayısını artıralım. 1500-2000 mesela diyelim ki. Bunu 5000'e niye çıkartmıyoruz? Mesela şu an GİK TV'nin 30 bini geçti değil mi? 33 bin. Herkes diyelim ki burada 20 bin sağlam üyemiz varsa niye 20 bin sağlam üye bir üye daha getirmiyor? 20 bin 40 bin yapmıyor aniden. Demek ki çalışmıyoruz o zaman. Evet arkadaşlar esen kalın. Uzun oldu zaten. Devam edeceğiz. Yılmak yok. Şimdi bazı bir video yapmıştım. Yani niye uğraşıyoruz, niye yapıyoruz diye. Bu şundan dolayıydı. Bu aslında bir sistem gibiydi. Niye? Çünkü ya eğer uğraşıyorsak bir şey elde etmemiz gerekir. Elde etmeden uğraşmak boşa uğraşmaktır. Elde etmemiz lazım. Artıya geçmemiz lazım. Görmemiz lazım bu kazancımızı. Bir işveren düşünün mesela. Bir iş yapar. Kazancı yoksa o işi bırakır. Kazanç olması lazım. Kazanç da ancak böyle oluyor yani. Propagandayla, anlatmayla, ikna etmeyle, şöyle argümanları kullanmakla, bunların karşımızdaki insanların argümanlarını çürütmekle, küfürle falan bir yere varamayız. Bırakın onlar bize küfür etsinler. Ediyorlar zaten. Bulaşmaz. İftira da bulaşmaz, küfür de bulaşmaz. Alnımız açık, kimsenin parasını dolandırmadık. Kimseden yardım almadık bu iş için. Kimseye yalvarmadık. Hatalarımız var mı? Elbette ki olabilir. Olacaktır da. Dost olan insan gelir, hatanız var şurada der. Şurayı yanlış biliyorsunuz. Bundan önce işte şeyle ilgili, Diyanet'le ilgili bir yayın yaptığımda daha önceki videoyu kaldırdım. Sağ olsun bir dost hemen oraya yorum atmış. Sayısal hata o da, rakamsal hata. Kaldırdım. Böyle olması lazım. Dost, eğer ben şimdi GİK TV'nin gelişmesini istiyorsam, GİK TV'de programların fazlalaşmasını istiyorsam ona canı gönülden destek olmam gerekir. Onun hatası olduğu zaman bunu sessizden onun sahibine bildirmem gerekir. Şurada hatalıyız. Şunu şu şekilde düzeltirsek daha iyi olur demem gerekir. Ama eğer birinin bir hatası varsa ben şimdi mesela ulu orta kalkıp da bir arkadaşın, bir yorumcunun, bir takipçinin hatasını söylediğim zaman olmaz mı? Kırıcı olur. Zaten öbür taraf saldırıyor saldırabildiği kadar. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka ayet, başka konu. Hoşça kalın.